Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bulrush artı Wire Fiber farmını yapabileceğiniz 10 numara mekanları göstereceğim. Şimdi Fast Travel'a buradan geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Weaver's Fen şehrinin en alt kısmındaki Fast Travel'dayız. Burada pek çok Wire Fiber var. Wire fiberleri aldıktan sonra Bulrush farm yerini göstereceğim. Ondan sonra wire fiberler tekrar çıkınca onları alacağız ve sonra diğer bir wire fiber bölgesine gideceğiz. Bakalım başlayalım. Ben genellikle mining yaptığım için Harvesting laksetim yok. Ayrıca harvesting yemeği de kullanmıyorum. Ancak bu wire fiber demek için bu arada özür dilerim. Silkweed farmı. Kusuruma bakmayın, Silkweed. Bunun farmını yapacağız. Siz bunun farmını yaparken arkadaşlar harvesting setinizi giyin. Provence booster x'inizi için. Bununla birlikte harvesting luck veren yemeğinizi de yemeyi unutmayın. Şimdi hızlı hızlı bu silk bitleri bir toplayalım. Bu silk wheat'leri topladıktan sonra zaten bir burada yaklaşık 10 dakika bulrush farmı yapacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra bu silk wheat'ler tekrar çıkacak. Yaklaşık 10 dakika falan sürüyor tahminen. Sonra tekrar silk wheat'leri toplayacağız. Başka bir fast travel atacağız. Oradaki fast travel'ın dibindeki secretleri alacağız. Sonra buraya Bulrush farmımıza geri döneceğiz. Bulrush oldukça hani iyi bir miktarda para kazandırıyor. Örneğin benim server'ımda Bulrush'ın tanesi 1 ila 1.60 gold arasında gidiyor. Elbette Bulrush toplarken Reese de çıkıyor. Reese de benim server'ımda 0.30, 0.50, 0.60 o aralarda gidiyor, değişiyor. Yani her açıdan çok karlı bir farm. Tabi buna Silkweed eklemek de kazancı 2'ye 3'e katlıyor. Siz Harvesting Luck setle yapacağınız için Silkweed'den size rare item'lar da düşecek. Yani bu sizin için güzel bir şey. İki parça Silkweed yerimiz kaldı. Ondan sonra Bulrush'a geçeceğiz direkt. Son silkitlerimiz de bunlar. En azından buradakiler. Şimdi arkadaşlar Bulrush farmımızda burada başlıyoruz. Buranın şöyle güzel bir şey var.
Gördüğünüz gibi önümde, solumda ve karşımda yani bayağı bir bulduraş var. Ben bunların hepsini toplayıncaya kadar yenileri çıkıyor. Yani şu küçücük bölgede dönmem yeterli oluyor. Hadi başlayalım. Ayrıca bir güzel bir şey de bunların bulunduğu bölgede yanlışlıkla bulduraş alayım derken fresh water alma yani mümkün değil, imkanınız yok. O açıdan da çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi ben burayı alıncaya kadar aldım bitirdim, burası tekrar çıktı. Aynı rotasyonu devam. Ayrıca mining farm yapanlar için 10 numara ore kalkım yerleri de göstereceğim. Bunu da videosunu çekeceğim yakın zamanda. Bakın arkadaşlar sadece birkaç dakika içinde bu kadar topladık. Yani siz süreyi tabii ki de uzatacaksınız. Buradaki bulduraçları alıyorsunuz arkadaşlar. 10 dakika kadar devam ediyorsunuz. 10 dakika sonra benim az önce topladığım gibi aynı rotasyondan silkwitleri topluyorsunuz arkadaşlar. Fast travel'a kadar gidiyor bu silkwitler. Ben şimdi onların çıkmasını tekrar beklemeyeceğim. Siz çıktığı zaman silkwitleri yani yaklaşık burada 10 dakika bulduraş farmı yaptıktan sonra silkwitleri toplayıp fast travel'a kadar yürüyeceksiniz. Toplaya toplaya geleceksiniz. Zaten yani bu rotasyonun en sonundaki silkwit fast travel'ın yanında oluyor. Size şöyle göstereceğim şimdi. Toplayıp fast travel'a geldiğiniz zaman yine bir silkwit farmı yapabilmek için bir test travel noktasına atacağız. Hemen hızlıca orayı da göstereyim.
Orası da şurası arkadaşlar. Hemen size oradaki silik bit noktalarını da göstereyim. Hızlı bir şekilde. Face Travel'ın ışınlandığınızda dümdüz karşıya gideceksiniz. Burada da bayağı bir silik çıkıyor. Bakın zaten şurada az önceki döndüğümüz bölgede sadece 630 silik çıktı. Sizin için tabii önemli olan silik toplamaktan ziyade Harvesting Lux setinizle birlikte bunlardan rare itemler düşürebilmeniz. En güzel yanı da 25-30 level bir çarınız varsa hani bu level'lardan itibaren burada rahatlıkla farm yapabilirsiniz. Mesela Scalor çıktı. Çok değerli değil ama gene de değeri var. Öyle bakacaksınız. Bundan ne kadar çok çıkarsa o kadar iyi. Şu an bir lag oluştu nedense. Hem buraya geldiğinizde ufak tefek böyle şu mecburi kestiğiniz kurtlardan yani birazcık da olsa tikayt kasarsınız. O da sizin için bir gelir olur. Ben ufak tefek diye bakmıyorum. Her gelirin önemli olduğunu düşünüyorum. Ki rahatlıkla yaptığım farmlarla 2 günde 100K'ya ulaşabiliyorum mesela. Buradaki silkwit de bu kadar. Bakın yaklaşık 350 silkwit de burada çıktı. Yani yaklaşık olarak söylüyorum. Tekrarlayayım ben kendim yine de. Harvesting Luck setiniz olduğunuz zaman ve Harvesting Luck yemeği veren yemeği yediğiniz zaman rare itemler düşecek. Daha fazla silkwit alma şansınız olacak. O yüzden benden çok daha karlı bir şekilde çıkarsınız. Burayı topladıktan sonra buraya 10 dakika sonra geleceksiniz. Yine buraya Fast Travel atıp Silk bitleri toplayacaksınız. Hatta yani dönüşte de toplayabilirsiniz. O daha mantıklı olur. Siz gittiğinizde şu an burada silkwit olmayabilir. Daha süreleri çıkmamış olabilir. Şu an bazılarının mesela çıktı. Çıkmış olanları alabilirsiniz mesela. Gördüğünüz gibi birkaç tanesi çıktı yani. Birkaç dakika hepsi çıkacak elbette. Olayın özü bu arkadaşlar. Rotasyon bu şekilde. Buradan silkwitleri hızlı bir şekilde toplayıp bulraşlara yöneliyorsunuz. Bulrush farm sürenizi ne kadar uzatırsanız o kadar çok kar elde edersiniz. Bence mükemmel bir yer. Denemenizi tavsiye ederim. Level de çok önemli değil. İlla 60 olmanız da şart değil. 25-30 level bir şeyiniz olsa bile rahatlıkla yaparsınız.
İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yakında dediğim gibi bir orukalkum farm noktası çekeceğim. Hatta iki tane belki üç tane çekebilirim. En azından mining yapan arkadaşlarımız bundan faydalanabilir. Bakalım yakın zamanda yeni videolar çekeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.